Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakara suresi ayet 23'teyiz. Estaizu billah. Ve in küntüm. Eğer siz olduysanız, ne olduysanız, fi raybin, şüphe içinde olduysanız, eğer bir şüpheniz varsa, mimma, o şeyden ki, nezzalna, biz indirdik, ala abdina, kulumuza. Eğer bizim kulumuz olan Muhammed aleyhissalatu vesselama indirmiş olduğumuz şeyden, yani Kur'an'dan bir şüphe içindeyseniz, yani eğer şu kelamın bir beşer kelamı olduğunu düşünüyorsanız, yani şu kitabın Cenab-ı Hak'tan gelmediğini, bir beşerin kendi yazması, haşa, kendi uydurması olduğuna inanıyorsanız, böyle bir şüpheniz varsa, bakın meydan okumaya. Fe'tu bi sure. O halde bir sure getirin, min mislihi, onun mislinden. Kur'an'daki surelerin misli bir sure getirin. Ve du'u, ve çağırın. Kimi? Şuhedâekum, şahitlerinizi, min dunillah, Allah'tan başka. Allah'tan başka olan şahitlerinizi, yani buradaki şahitten murat, güvendiğiniz putları, batıl mabutlarınızı, ilahlarınızı çağırın. İn kuntum sadıkin, eğer siz sadıksanız. Büyük bir meydan okuma. Büyük bir meydan okuma. Şöyle izah etsek. Bir beşer dese ki, şu taşı kaldıramazsınız. O beşerin düşmanları var. O beşer bir dava ile gelmiş. Ve davasının hakkaniyetine o taşın kaldırılamamasını şahit yapıyor. Yani bütün davasını o taşın kaldırılmaması üzerine kurguluyor. Düşmanları var çok. Davasını iptal etmek isteyenler var. Çok basit bir şey yapsalar, o zatın bu taşı kaldıramazsınız diyerek meydan okumasına mukabil, o taşı kaldırsalar ne olur? O zatın bütün davası o anda iptal olur. Çok basit bir iş. Hatta ved'u şuhedâekum, o taşı tek başınıza kaldırmayın. Ne kadar güvendiğiniz kuvvetli insanlar varsa hep bir araya gelin. El ele verin. Birbirinize kuvvet verin, yardım edin, hep beraber kaldır. Hatta tek başına, tek başına kaldırma şartını da koymuyor. Ne yaparsanız yapın, önemli değil. Yeter ki kaldır. Ama onlar o taşı kaldıramıyor. Onlar o taşı kaldırmayıp bu zatla savaşsalar, bu zatın da taraftarları olduğu için büyük savaşlar meydana gelse, mal kaybı, can kaybı meydana gelsin, o zaman o savaşlardan, o kayıplara rızadan şu anlaşılmaz mı? Demek ki o taşı kaldırmak mümkün değil. Çünkü kaldırmak mümkün olsa kaldıracaklar. Savaşa falan gerek yok. Kaldıramazsınız diye meydan okuyan zat rezil oldu.
hangi davayla geldiyse davası ne oldu? İptal oldu. Aynen bunun gibi Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu taşı kaldıramazsınız diyor müşrikler. O taş ne? Kur'an'ın benzerini getirmek. Ve tam Kur'an'da 8 mertebede meydan okuyor. Birinci mertebe. Madem bu kitabı ben yazdım, haşa ve kelle Efendimiz. Madem bu kitap Allah'ın kitabı ve Allah'ın kelamı değil, o zaman ben ümmi bir zatım. Okuma yazma bilmiyorum. Bu kitabı ben yazabilmişsem ümmi olmama rağmen sizden de ümmi bir zat çıksın. Bu kitap gibi bir kitap yazsın. Sorum şu. Ümmi bir zat çıksa ve böyle bir kitap yazsa ne olur? O zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın davası iptal olurdu. Niye? Yapamazsınız derken birisi yaptı. Bir ümmi zat çıkmadı. İkinci mertebede Kur'an onlara meydan okudu. Tamam, ümmi okuma yazma bilmeyen birisi yapamıyor. O zaman aranızdan bir katip çıksın, bir alim çıksın, bir edip çıksın ve Kur'an gibi bir kitap yazsın. Siz bu kitabı ümmi olan bana isnat ediyorsunuz. Benim gibi okuma yazma bilmeyen birisi böyle bir kitap yazabiliyorsa, bu kitabın vasıflarına denk vasıftaki bir kitabı okuma yazma bilen, katip olan, alim olan, belagatın, fesahatın uzmanı olan zat hayli hayli yazar. Kur'an böyle meydan okudu. Yine ses çıkmayınca bu sefer Kur'an üçüncü meydan okumasını yaptı. Madem bir tek zat Kur'an gibi bir kitap yazamıyor, o zaman hepiniz toplanın. Ne kadar alim varsa, ne kadar edip varsa, ne kadar şair, ne kadar beli varsa, ne kadar söz ustası varsa toplansın, Kur'an gibi bir kitap yazsın. Bakın damarlara nasıl dokunuyor. Şu taşı kaldıramazsınız diyor ya. Onlar toplanıp Kur'an gibi bir kitap yazsa, Kur'an'ın davası iptal oldu gitti ve o zaman Kur'an bir beşer kitabı derecesine inecek. Yine ses yok. Bu sefer Kur'an dördüncü mertebede meydan okudu. Dedi ki geçmişte yazılan bütün belagatlı eserler, bunlardan yardım alın. Bunları masanın üzerine dizin. Hatta gelecekte yazılacak olanları da alın getir. Onlardan kopya çek. Onlara benzetmeye çalışın. Onlardan güzel sözleri toplayın. Ama Kur'an gibi bir kitabı getir. Yine ses yok. Fe subhanallah. Bu sefer Kur'an beşinci mertebede meydan okudu. Dedi ki madem Kur'an'ın tamamına bir benzer getiremiyorsunuz, o zaman 10 suresine benzer getirin. 10 suresi. Eğer onlar Kur'an'daki 10 sure gibi 10 sure getirebilselerdi Kur'an'ın davası iptal olacaktı. Ama yine ses çıkmadı. Bu sefer Kur'an 6. mertebede meydan okudu. Fe'tu bi aşşe suverin mislihi müfteriyat. Ayet böyle indi. Ayet böyle indi. Madem 10 sureye hakiki ve doğru haberlerden bir benzer getiremediniz, müfteriyat yani iftira edilmiş asılsız hikayelerden, hurafelerden 10 sure yapın. Vermiş olduğu haber doğru olmasın. Sadece Kur'an'ın belagatına,
fesahatine, beraetine ve diğer belagat cihetlerine benzesin. Yani vermiş olduğu haberin doğruluğu aranmayacak. Eğer bir hükümse hükmün fıtriliğine bakılmayacak. Yanlış olsun, yalan olsun önemli değil. Ama belagat, yani söz söyleme sanatı Kur'an'a benzesin. Ne kadar basit gözüküyor değil mi? Ama o zamanın o dahi, o allame edipleri, belagat ustaları bunu da yapamıyor. Ve Kur'an 7. mertebede meydan okuyor. Diyor ki, madem 10 sureye asılsız hikayelerden bir benzer getiremediniz, Kur'an'ın bir suresine benzer bir kitap yazın. İşte bu asıl. Ve in kuntum fi raybin, bakın bu 7. mertebede meydan okuma. Ve in kuntum fi raybin, eğer siz şüphe içindeyseniz, neden? Mimma nezzalna ala abdina, kulumuza indirdiğimiz şeyden, yani Kur'an'dan. Acaba bu Allah kelamı mıdır? Yoksa haşa Muhammed bunu kendi mi yazıyor? Böyle bir şüpheniz varsa, fe'tu bi suretin min misli, onun mislinden bir sure getir. Bir sure. Tek bir sure. 7. mertebe. Bir sure dahi benzer getirilemeyince, Kur'an 8. mertebede meydan okudu ve dedi ki, madem uzun bir sureye benzer getiremiyorsunuz, o halde o sure uzun olmasın, kısa olsun. Kısa bir sure gibi, yani Nas suresi, Fil suresi, Duha suresi, Tin suresi gibi, böyle bir sureye benzer getir. وَدُعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, eğer sadıksanız, yani Kur'an'ın bir beşer kelamı olduğu konusunda, itikadında sadıksanız, bunu yapın ve Allah'tan başka da bütün şahitlerinizi, putlarınızı çağırın, ilahlarınızı çağırın, mabutlarınızı çağırın, kime güveniyorsanız onları çağırın. Ve subhanallah. Bu nasıl meydan okuma ya? Yani hiç mümkün mü ki bir beşer kendisi eliyle bir kitap yazacak ve sonra söz sanatının sultanlarının olduğu bir toplumda onlara meydan okuyup böyle bir kitap yazamazsınız diyecek. Evvela biz nereden biliyoruz yazılmamış? Şuradan biliyoruz. Eğer yazılsaydı, evvela böyle bir kitaba ihtiyaç fevkalade ve çok şiddetli olduğu için taraftarlar bulacaktı. Ve bütün kafirler ona taraftar olup büyük bir cemaat ortaya çıkacaktı. Ve nasıl kafirler İslam'ın aleyhinde her şeyi neşretmişler, o kitabı da muhafaza edip saklayıp aleme neşredecekler. Ama tarih ve siyere baktığımızda Müseylemetül Kezzab'ın birkaç satırlık kendisini maskara eden, kendi evladına kendisini güldüren, daha sonra vazgeçti. Bir iki denemesinden başka tarih ve siyer bize böyle bir sureyi, böyle bir teşebbüsü nakledemiyor. Eğer yazılsaydı muhakkak ki o kitap bize ulaşırdı. Ve bakın şimdi meydan okumaya bak. Devam ediyor meydan okuma. Fe in lem tef'alu, eğer yapamazsanız, Kur'an'ın küçük bir suresine benzer bir sure getiremezseniz, ve len tef'alu, bu acayip bir ifade. Ve asla yapamayacaksınız. Kardeşim, len edatı, len edatı fiilin başına gelir Arapçada. O fiilin
kıyamete kadar olamayacağını ifade eder. Len edatı böyle bir edat. Kur'an'da nerede bir len varsa bilin ki o iş asla olmayacaktır. Ve len tef'alu, Allah meydan okuyor. Asla yapamayacaksınız. Değil mi? Akıl almıyor değil mi? Ya biz şimdi şu ayet-i kerimeli okuyoruz. Bu ayet-i kerimeler de insanların konuşmasına benziyor. Nasıl bu ayetlere benzer bir sure getirilemez? Bu sorunun cevabı hakkında iki tane meslek var. İki tane görüş var. Kur'an'ın benzeri niçin getirilemez? Birinci görüş, ki bu zayıf görüştür, Kur'an'ın benzerini zatında getirmek mümkündür. Ama Cenab-ı Hak getirilemeyeceğini haber verdiği için insanların getirmesine mani olmuştur. Şuna benzer. Ayağa kalkmak mümkündür. Ama Cenab-ı Hak dese ki bir kula, ayağa kalkamayacaksın. O ayağa kalkmak ister ama muvaffak olamaz. Bu görüşe göre Kur'an gibi bir kitap yazmak mümkün ama kim eline kalem alıp Kur'an gibi bir kitap yazmaya kalksa Cenab-ı Hak onun fikrini dağıtır. Cenab-ı Hak onun aklını ondan alır. O bir türlü kelimeleri yan yana getirip bir cümle kuramaz. İkinci görüş, ki kuvvetli olan görüş de bu. Üstadımız da bu görüşü ispat ediyor. Kur'an'ın benzeri bir kitap, bir sure getirmek mümkün değildir. Çünkü Kur'an'ın her kelimesi, hatta her harfi birbirine bakar. Bir beşerin aklı bu ilişkileri dokuyabilecek ihataya sahip değildir. Üstadımız bu görüşü, bu mesleği İşaretül İcaz tefsirinde ve 25. sözde ispat ediyor. Kur'an'ın her bir ayeti sırtını diğer ayete dayıyor. Kelimeler aynı maksada bakıyor. Seçilen harfler aynı maksadı dokuyor. Bir beşerde böyle ihatalı bir fikir yoktur. Ve len tef'alû, ve asla yapamayacaksınızdan murat budur. Peki yapamazsanız ne olur? Bakın Kur'an'ın meydan okuması devam ediyor. Fettegunnar, ateşten sakının. Elleti, öyle ateş ki. Ve guduha, onun tutuşturucusu. Yani o ateşin çırası. O ateşin odunu ennas, insanlardır. Vel hicare, ve taşlardır. Buradaki taşlardan murat onların mabut diye kendilerine secde etmiş oldukları putlardır. Cenab-ı Hak onların putlarını onlarla beraber cehenneme atacak ve diyecek ki işte dünyada taptıklarınız bugün sizlerle beraber ateşin içindedir. Onlar kendilerini ateşten kurtaramadı. Nerede kaldı? Sizi kurtaracak. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, eğer yapamazsanız, Kur'an'ın mislini getiremezseniz, وَلَنْ تَفْعَلُوا, ve asla yapamayacaksınız. Asla yapamayacaksınız sözü, Kur'an'ın gaybtan haber vermesidir. Ve Kur'an'ın bir mucizesidir. Kur'an 1400 sene önce haber vermiş. Velen tef'alû diyor. Asla Kur'an düşmanları Kur'an'a benzeyen bir kitap yazamayacaklar. Böyle bir kitap getiremeyecekler. Kur'an'ın davasını çürütmeye, güneşi üflemekle söndürmeye çalışanlar, İslam aleyhinde 1400 senedir her türlü hileyi, planı yapmışlar.
Ama Kur'an'ın benzerini getirememişler. Kur'an'ın kalpten haber vermesidir bu. وَلَنْ تَفْعَلُوا Asla yapamayacaksınız. فَتَّقُوا النَّارِ O ateşten korkun ki اَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْهِجَارَةِ O ateşe insanlar ve taşlar, putlar odun olarak, çıra olarak atılır. Tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan ateş. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bize ihsan etti. Cehennem adlı eseri inşallah tamamlıyoruz. Sonuna geldik. Dolayısıyla ayet 24'teki o ateşten korkun ki onun tutuşturucusu insanlar ve taşlardı ayetinin tefsirini o cehennem eserine havale ediyoruz. 2. Diyor ki üst ayette, eğer kuluma indirmiş olduğunuz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, eğer böyle şüphe içinde olanlar varsa, bizler cehennem gibi Kur'an hakkında da video dersler hazırladık. Kur'an'ı 5 parçaya böldük. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat eden deliller. Kur'an'ın gaybtan haber vermesi. 3. Kur'an'daki bilimsel mucizeler. 4. Kur'an'ın edebi yönü, belagatı. Ve 5. Kur'an hakkında akla gelebilecek sorular ve cevaplar. Dilen kardeşlerimiz de serangah.tv sitemize girip Kur'an'la ilgili eseri ve cehennemle ilgili eseri izleyebilirler. Devam ediyorum. U'iddet hazırlandı. Kim için hazırlandı bu cehennem? Lil kafirin, kafirler için. Bazı ehli bid'a fırkalar cehennemin şu anda yaratılmadığını, var olmadığını iddia edip daha sonra yaratılacaktır demişler. Ama Kur'an u'iddet diyor. Bu mazi bir sıyga. O iddet hazırlandı. Dolayısıyla cehennem şu anda hazır. Lakin son şekliyle değil. Yani kemal bulmadı. Cennet de şu anda hazır. Ama o da kemal bulmadı. Mesela biz buraya sohbete gelirken adım attık. İnşallah cennetteki bahçemizde fidanlar dikildi. Belki Cenab-ı Hak her bir adıma mukabil cennette bir köşkü, bir pınarı ihsan etti. Bizim cennetimiz, amel defterimiz kapanırsa ölümümüze kadar kemal bulacak. Yok, arkada hayırlı hizmetler bırakmışsak bizim hususi cennetimiz kıyamete kadar kemal bulacak ve gelişecek. Cehennem de böyle kardeşler. Bir günah işlediğimizde cehennemdeki ateşimiz biraz daha alevleniyor. İnsanın hem cennette hem de cehennemde bir makamı var. Cenab-ı Hak kulun cennete attığında, cennete koyduğunda cehennemden halas ediyor, cehennemdeki ateşini söndürüyor. Dolayısıyla insanlar günah işledikçe cehennem büyüyor, cehennem dehşetleniyor. Tekadü temeyyezu minel gays. Neredeyse öfkesinden parçalanacak. Kardeşlerim ayet 24'ü tamamladık. İnşallah buradan devam edeceğiz. Bir daha mana dikkat kesilelim. Dersimizi öyle tamamlayalım. Eğer siz kulumuza indirmiş olduğumuz şeyden yani Kur'an'dan şüphe içindeyseniz o halde onun mislinden ona benzer bir sure getir. Allah'tan başka bütün şahitlerinizi, bütün ilahlarınızı, bütün güvendiklerinizi çağırın. Eğer siz küfrünüzde
sadıksanız. Eğer yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, o zaman tutuşturucusu, odunu ve çırası insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Kafirler için hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak bu ateşten cümlemizi muhafaza etsin. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha.